Gerçek dört harf. Hakiki. Dört harf dedim Sezgin. Hakiki. Ha, olmaz. Merhaba Sezgin hocam, sizi burada bulmam ne iyi oldu. Merhaba Sedef Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Azmi Bey'le sizi yemeğe davet edecektim. Bizim çocuklarla ilgili konuşmak için, okçuluk mevzusuyla ilgili. Çok güzel düşünmüşsünüz Sedef Hanım, seve seve geliriz. Ya ben meşgul bir insan olduğum için belki gelemeyebilirim. Yani malum işlerim çıkabilir. Ay, ayarlayamaz mısınız? Yani öğretmenlerimiz de bizimle olsun istiyorum. Nurgül Hoca'yı da çağıracaktım. Aa, Nurgül Hanım diyorsunuz. O zaman sizi zahmet etmeyin. Ben gider kendisine haber veririm. Hatta şimdi düşündüm de biz yemeğe beraber bile gelebiliriz. Evet evet, öyle yapalım. Hatta ben işlerimi bile ayarlarım ya. İyi, harika. O zaman yarın akşam görüşmek üzere. Ha, görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz. İyi o zaman. Ben gideyim de şu işlerimi halledeyim bari. Ya ufak hatta civcivler yesin. Neymiş, işlerini halledecekmiş. Koşa koşa Nurgül Hoca'ya gidiyorum demiyor da. Ya ben okçuluk için kabul ettim yemeği ya. Yoksa Nurgül Hoca ister gelsin ister gelmesin. Teklif var, ısrar yok yani. Hadi kal sağlıcakla, hoşça kal. Sezgin, dikkat et de civcivlere basma. Buralar hep civciv kaynıyor. Nurgül Hanım! Ya Sezgin hocam, korkuttunuz ya! Özür dilerim, özür dilerim. Hayırlı bir iş için çıktım karşınıza. Hayır! Yok, öyle hayırlı bir iş için değil. Bu Metin'in annesi Sedef Hanım var ya... Yarın bizi yemeğe çağırdı da onu söyleyecektim. Bizi yemeğe mi çağırdı? Evet. İkimizi mi? Ya hayır. Ya diğer öğrencilerle birlikte, hatta onların velileriyle. Bu okçuluk takımını kaynaştırma yemeği gibi bir şey işte ya. Benim okçulukla ne alakam var? Gelmesem daha iyi. Ok gibi kirpikleriniz var maşallah. Efendim? Ot gibi diyorum yani. Efendim? Yani ot gibi okula git gel, hiç sosyalleşemiyoruz. Hem koskoca müdür çağırmış, şimdi yemeğe gitmesek ayıp olur. Ne yapayım? Geleyim bari. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Hoşça kalın. Ne giyeceğim ben ya?